Ameliyat planladığımız hastalarımız karşımıza geldiği zaman daima karşılaştığımız bir soru var. Kulak ameliyatı mı yaptığınız zaman bunun kesisini nereden yapacaksınız, izi kalacak mı? Benim de hemen daima verdiğim bir cevap var. Bunun izi hiçbir şekilde görünmeyecektir. Merak etmeyin. Çok önemli istisnaların, çok küçük istisnaların dışında, yani cildinizde yara iyileşmesine karşı özellikle hipertrofik skar dediğimiz abartılı gelişme olmadığı takdirde, eğilimi olmadığı takdirde kesinin hiçbir şekilde görünmesi mümkün değildir. Kesi nereden yapılıyor? Hemen daima şahsi uygulamamda orta kulağa yaklaşmak için dış kulak yolunun kendi cildinde yaptığım kesiyi kullanmaktayım. Bu kesi 1,5 santim civarında bir çizgi şeklindedir ve kulağın görünen bir yerinde değildir. Kulak arkasındaki kesiler daha geniş alana ulaşmak gereken veya mesela kokleer implant gibi veya baha uygulamalarındaki gibi ameliyatlarda yapılmak durumundadır. Kokleer, yani mastoidektomi dediğimiz kulağın arka tarafındaki kemiği içeren ameliyatı yaptığımız takdirde kulak arkasından keseriz. Peki bu kesi belli olur mu? Hayır, bu keside de hiçbir şekilde belli belirtisi yoktur. Ya da arkadan yaklaşan bir kişi ille de bu kesiyi göreceğim diye uğraşırsa görebilir. Kozmetik olarak kesinlikle bunun bir olumsuz görüntüsü olmaz. Daha geniş, yani mesela orta kafaya yaklaşmak veya beraberinde boyundan ilerleyen bir tümörün kulağa yayılmış olduğu durumlarda, ta ki yukarıdan başlayıp boyuna kadar inen kesilerimiz de, cilt kesilerimiz de olacaktır. Bunlarda dahi zaten bir kısmı saçlı derinin içerisinde kalır. Saçı uzattığınız takdirde başı açık olan erkek hastalarda bile kesinin olduğu yerde hemen daima saç kalıntısı var olacağından dolayı ve tabii gereklilik, yani bu bir ciddi tümör ameliyatı olduğundan dolayı kabul edilebilir minör bir skarla bu hastalarımızın da kozmetik kaygılarını giderebiliyoruz. Yani demek istediğim, bir kulak ameliyatı yapıldığı zaman kesinin kalıcı bir huzursuzluk yaratıcı kozmetik bir olumsuz sonucunun olmayacağına dair güvence verebilirim.